Evet. Sevgili Bursasporlular. Sevgili basın. Bir kere öncelikle sizleri biraz beklettiğimiz için çok özür diliyoruz. Çünkü yukarıda işte bazı pürüzlerimiz oldu. Onları hallettik. Onun için biraz geç kaldık. Ama maalesef oluyor böyle şeyler. Biliyorsunuz daha önce de söyledim. Hocamız da söyledi. Bizim öncelikli hedefimiz defans hattımızın bir an evvel düzeltilmesi ve yeni oyuncularla takviye edilmesiydi. İlk transferimiz Barış'ı Gaziantep'ten aldık. İkinci transferimiz Çiçi oldu. Çiçi olarak söyleniyor değil mi? Çiçi mi Titi mi deniyor? Çiçi evet. Üçüncü transferimiz de Ekong'la bitirdik. Çok şükür bugün işte 3 yıllık imzalarımızı atacağız. Bursaspor'umuza, Bursaspor camiasına, taraftarımıza hayırlı uğurlu olsun. Ben kendilerine çok güveniyorum. Defans bloğumuz işte bir tane daha herhalde büyük ihtimalle bir sağ bek aldıktan sonra tamamlanmış olacak. Diğer transferleri de hocamızla beraber oturuyoruz, düşünüyoruz. İnşallah onlar da en kısa zamanda halledeceğiz. Hepinize çok teşekkür ederim. Sağ olun. Evet, Çiçi de biraz Çiçi'ye de söz verelim. Sonra Ekong'a söz veririz. Primeiramente, queria agradecer a presença de todos aqui. Para mim hoje é um grande dia, muito especial na minha carreira. Poder chegar à equipe do Bursaspor, para mim é uma felicidade muito grande. Hoje eu venho aqui carregado de energias, carregado de positividade para ajudar o meu clube a coisas grandes na Liga. Agradeço ao presidente pela oportunidade de vestir essa camisa tão vitoriosa. Espero poder ajudar, espero poder fazer o meu melhor e ajudar a equipe a conquistar grandes coisas nessa temporada. Burada olan herkese geldiğiniz için geldikleri için teşekkür ediyorum. Bugün benim için çok önemli bir gün. Kariyerim için gerçekten çok büyük bir adım. Bursaspor gibi bir kulübe transfer oluyor olmak benim için gerçekten çok önemli ve çok güzel bir gelişim. Burada enerji dolu ve başarıya aç bir şekilde bulunuyorum. Umuyorum ki büyük işler başaracağız ve büyük işler yapacağız Bursaspor forması altında. Kulüp başkanımıza da çok teşekkür etmek istiyorum. Tarihi zaferlerle dolu bu armayı bana layık gördüğü için, beni transfer etmekte güvendiği için. Umuyorum takımımızla birlikte ben de takımıma katkı vererek iyi şeylerin yapılmasında, iyi şeylerin yaşanmasında bu sezon pay sahibi olacağım. Yes, I would like to start by saying I'm very happy I'm here. I've been waiting to come. When I heard about Bursaspor the first time, I was very excited to come to such a big club. I'm very thankful to the president and the rest of the board members for making it happen. We've been working on the transfer for some time, but like I said, I'm very happy to be here. Bursa is a very big club. The fans are amazing. I've already had so many messages from all the fans to welcome me. And I'm looking forward to playing in the Timsah Arena and hopefully have a very good season next year.
Evet. Öncelikle burada olmaktan çok büyük bir mutluluk duyduğumu söyleyerek başlamak istiyorum sözlerime. Bursaspor'un ilgisini duyduğum andan itibaren bu transferin gerçekleşmesi için çok büyük bir heyecan duydum. Ve bugün burada olmak gerçekten çok güzel bu bağlamda. Burada başkanımıza ve yönetim kurulumuza bu transferin gerçekleşmesinde payı olan herkese bana duydukları güven için teşekkür ediyorum. Evet, transfer ilk transfer ihtimali oluştuktan sonra bugüne gelene kadar belli bir zaman geçti ama bu transfer en nihayetinde gerçekleşti. Bursa çok büyük bir kulüp ve ben taraftarlarımıza da teşekkür etmek istiyorum. Çünkü mesajlarıyla bana çok güzel bir karşılama yaptılar ve beni görmekten ne kadar mutlu olduklarını bana belli ettiler. Umuyorum ki ben de katkı vereceğim ve takımımızla birlikte güzel günler göreceğiz. Evet arkadaşlar, Allah utandırmasın diyorum. Sorularınız varsa sorularınızı alayım ama çok fazla vaktimiz yok. We can receive some questions if you would like, but we don't have that much of time. Buyur canım. Welcome to Bursa. Teşekkür ederim. We had some problems in the defensive line. We don't want to have this. We don't want to have the same problems this year. You two guys, can you promise us that we will not have that sort of problems this season? Pode prometer se nós não vamos ter esse tipo de problema esse ano, essa temporada? Pode dizer? Bom, primeiramente eu acho que o trabalho defensivo não parte só de nós dois, mas sim de toda a equipe. A gente sabe o quanto é importante você ter uma defesa forte para essa liga. Jogos muito difíceis, jogos muito competitivos, que a gente precisa de ajuda de todos para assim a gente conseguir fazer uma defesa forte e consequentemente um time vitorioso. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Defansif çalışma ve defans işi iki kişiyle halledilebilecek bir şey değil. Yani ben yanımdaki arkadaşımla bunu tek başıma halledemeyeceğim. Ama bir takım işi ve eminim ki çalışarak, takım olarak çalışarak, takım savunmasına önem vererek bu işin üstesinden geleceğiz diye düşünüyorum. Zor bir ligde oynuyoruz. Çok rekabetçi bir lig. Ve çok zor geçiyor. Savunmalara çok işin düştüğü bir lig. Ama eminim ki beraber çalışarak bu işin üstesinden hep birlikte geleceğiz. Yes, of course, I promise that this year will be better. I think it's very good to play with someone like Titi. And yeah, I can promise that we will give everything to make sure that the defensive problem this year will be solved. I'm also excited to see the rest of the team and what the coach can do to make us play better as a team. But this year should definitely be a better year than last year. Tabii ki ben bu konuda elimizden gelenin en iyisini yapacağımızın sözünü verebilirim. Çiçi gibi arkadaşlarımızla, diğer arkadaşlarımızla birlikte hocamızın yardımıyla, diğer takım arkadaşlarımızın yardımıyla geçen seneden daha iyi bir savunma görüntüsü vermeye çalışacağımızın, bunun için elimizden geleni yapacağımızın sözünü size burada verebilirim. Tamam, başkan. Öncelikle Lütfü Uçtu. Öncelikle transferlerimiz hayırlı olsun. Transferler dışında bir şey sormak istiyorum. Yani söylemek istiyorum. 2014 yılında Süleyman Seva vefat etti. İsim hakkını aldı. 2016 yılında Turgay Şener vefat etti. İsim hakkını aldı. Bu sene İlhan Cavcı vefat etti. İsim hakkını aldı. Bizim tertemiz şampiyonumuz İbrahim Yazıcı 2013 yılında vefat etti. Biz hala Türkiye Süper Ligi'nin isim hakkını alamıyoruz. Bununla alakalı evet, doğru söylüyorsunuz. Demek ki bunun için daha fazla lobi yapmamız lazım, daha fazla çalışmamız lazım. Onu yapacağımıza, bu sene yapacağımıza sözünü veriyorum arkadaşlar. İki soru daha alacağım arkadaşlar. Buyurun. Buyurun.